Merhaba arkadaşlar, Tokyo'dayım. Tokyo'nun en önemli görülecek yerlerinden birinin tam önündeyim. İşte bunu. Gördüğünüz yapı Skytree, dünyanın en yüksek ikinci yapısı. Burj Al Halife'den sonra Dubai'deki o 800 metre, artık onlar uçmuş, onu yakalamak mümkün değil yani. Fakat bu da çok önemli, 634 metre. Skytree diyorlar, yani gök ağacı adı. Altında çok büyük bir de alışveriş merkezi var. İnanın üste doğru bakarken falan yani başınız dönüyor yani. Acayip bir şey yapmışlar adamlar. Bakalım içerisi nasıl. Muhtemelen bir sürü para istiyorlardır yukarı çıkmaya. Muhtemelen ben de vermeyeceğimdir. Böyle de güzel bir küçük bir dere var önünde. Kuleye çıkış ücreti yaklaşık 150 lira. Yani ben vermek istemedim. Manzara şu, ama tabii bu en güzel gününde çekilmiş. Fuji'yi falan görüyorsun. Yok yani, böyle bir manzara çıktığında olmayacak muhtemelen. Sordum zaten Fuji'yi görebiliyor musunuz diye, yok dediler. İşte eğer çıksaydım göreceğim manzara buna benzer olacaktı. Bu kadar güzel olmayacaktı. Ama açıkçası 150 lira vermek istemiyorum bir kuleye çıkmak için. Skytree'de bir de akvaryum bulunuyor. Akvaryumun girişi yaklaşık 100 lira. Ben oraya da girmedim çünkü daha önce Singapur'da akvaryuma gitmiştim, İstanbul'da gitmiştim. Hatta bu akvaryumda sergilenen balina köpek balıklarıyla yüzmüştüm bile Filipinler'de. O yüzden benim çok ilgimi çekmedi, ama niye çektim bu videoyu? Gelirseniz hani uğrayabilirsiniz. Ben eğer her gördüğüm yere uğrarsam hani buradan 500 liralık olup çıkacağım. O yüzden sizin için çektim videoyu. Burada bir de akvaryum var. Gelirseniz, gezmek isterseniz girişi de 100 lira. Tabii Japonya'ya gelirseniz Okinawa akvaryumu çok müthiş bir şeymiş. Onu yani gitmek isterdim oraya, ama o çok güneyde kalıyor. Japonya'nın en iyi akvaryumu Okinawa. En güneydeki adanın akvaryumu, en başarılı akvaryum Japonya'daki. Japonya'da yılbaşı hazırlıkları başlamış. Bakalım yılbaşına nerede gireceğim? Meksika'da mı, başka bir yerde mi? Efendim, Tokyo'daki günlerim devam ediyor. Ben size Tokyo'yu birazcık diğer gezginlerden farklı tanıtmaya çalışacağım. Çünkü hani artık herkes biliyor ki Tokyo çok kalabalık bir şehir. Aman ne kadar kalabalık. İşte şöyle kalabalık, böyle insanlar yollardan geçiyor falan filan. Onları zaten defalarca gördünüz. Ben biraz farklı bir şey anlatacağım. Şimdi bu gördüğünüz bir müze. Müthiş bir bina. Öncelikle belki çok ismini duymadığınız bir sanatçıya adanmış bir müze. Hokusai'ye adanmış bir müze. Belki ismini duymadınız ama tablolarını görünce onu mutlaka hatırlayacaksınız. Hadi şimdi içeri girin. İşte bu resimden hatırlayacaksınız ünlü sanatçıyı. Ama şöyle bir şanssızlığım oldu. İçeri girdim ve bana dediler ki orijinal resimler şu anda restore ediliyor. O yüzden de siz sadece kopyalarını görebileceksiniz. Kopyalarını da açıkçası görmek istemedim. Üzgünüm çünkü çok, yani benim en beğendiğim resimlerden biriydi bu. En çok sevdiğim ve onun orijinalini görmeyi çok isterdim. Olmadı. Bakalım. Başka müzelere gideceğiz. Tokyo Müzesi'ndeyim. Burada çok güzel bir uygulama var. Burada gönüllü rehberler sizi gezdiriyorlar. You can hire a volunteer guide here. And Hiroko. Hiroko, yeah. Hiroko onlardan biri. Şimdi beni çok güzel gezdiriyor burada. İngilizce anlatıyor. Ve bunu gösterdi. Bu Shogun. En ünlü Shogun. Tokugawa Ieyasu ismi. Şimdi Shogun bir isim değil. Hani biz hep Shogun diyebiliriz ya dizilerden falan. Shogun samuraylık mertebesinin en üst noktası. Tüm samuray savaşlarını kontrol eden adam Shogun. Fakat çok ilginç bir şey görüyor musunuz? Dönemin en güçlü adamının boyu. Bu gerçek boyutlarıymış. 1.57 boyunda. Ve o dönem Japonya'ya hükmeden adam bu yani. Müzik.
gelir gelmez ilk olarak tiyatroyu gördük. Tiyatro, tiyatronun modelini yapmışlar. Aynen. O gösterisini de izledik zaten. O dönemden kalma bir gösteriydi. Çok güzel oldu. Geleneksel bir şey görmek. Sonrasında Tokyo'nun eski halini gördük. Tokyo'nun ilk adı Edo. Edo'nun anlamı kapı koyu. Kapı koyu. Deniz kenarında kurulmuş Edo ve Shogun tarafından, dönemin Shogun'un tarafından geliştirilmiş müthiş bir kente dönüşmüş o sayede. Şimdi burası da villagers people'ye. Yes. Köylülerin kaldığı evlerin modeli. Bu da Japon tiyatrosuna bir örnek. Japon tiyatrosu 1700'lerde kadınlar yokmuş tiyatroda. Mesela bu kadını da erkek oynuyormuş o zaman. Bu çok ilginç geldi bana. Kabuki tiyatrosu. Ve o dönemlerde 1700'lerde şu gördüğünüz sahneyi görüyorsunuz. Döner sahne varmış. Peki bu döner sahneyi nasıl döndürüyorlarmış? Tabii ki elektrikle falan değil. Şurada çok ilginç bir şey var. Döner sahnenin altı burası. İnsanlar el gücüyle döner sahneyi döndürüyorlarmış. İşte 1797 yılından bir gerçek samuray kılıcı. Acayip bir çelik hakikaten yani şöyle bir duruşundan belli. Jilet gibi. Bu sadece üst düzey samurayların giydiği bir kostümmüş, daha doğrusu zırhmış. Bu da hanımların taşındığı bir tahterevan. Hanedana mensup kadınların taşındığı bir tahterevan. Bu da erkek hanedanların taşındığı tahterevan. Bunu da modellemişler. Şimdi içine gireceğim. Bakalım nasılmış. Bayağı küçükmüş ya. Şimdi biraz önce biraz önce gidip göremediğim orijinali var ya, Hokusai resminin. Burada onların nasıl yapıldığı anlatılıyor. Şimdi sanatçı resmini bu tarz bir kağıda çiziyor. Ve daha sonra Japonlar resme de meraklı. Ama tabii satın alması da kolay değil bir resmi. Onlar da buna replikasını almak için ahşaplardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ahşaptan ayrı ayrı her birine renk tonları vererek bu resmin baskısını yapıyorlar. Ve bu resim şu hale geliyor basıldıktan sonra. Ve herkesin alabileceği bir makarna paketi fiyatına resimler alıyorlar. Yani Japonlar bu sayede 1700'lerden beri resime olan aşinalığı, her evde bir resim bulunma geleneği onların sanatını da tabii ki geliştiriyor. Bu da o dönemlerde bu resimlerin satıldığı dükkanlardan bir tanesi. Şimdi Japon resim sanatının nasıl geliştiğini, nasıl keşfedildiğini anlatacağım. Çok şaşıracaksınız. Şimdi Japonlar Hollandalılarla ticaret yapıyorlardı. Ve bu ticareti yaparken de resimleri o kadar değersizdi ki kendilerine göre Hollanda'ya göndereceği malları bu resimlerle paketleyip gönderiyorlardı. Ve bu resimleri bir şekilde Hollandalılar gördü ve değerini anladılar. Ve hatta şu gördüğünüz resimde Van Gogh, Vincent Van Gogh bir Japon ressamının yaptığı resmi replikasını yapmış. Ve işte bugünlerden sonra da Japon resminin kıymeti anlaşılıyor. Yani Hollanda'ya giden ticaret ürünlerinin kaplandığı kağıtlardan. Bu muhteşem resimlerin yaratıcısı Hokusai'nin yaşadığı yer ve kendisi 90 yaşına kadar yaşıyor. Ve evleri de her zaman böyle dağınık bir şekilde kalıyor. Hiç temizlemiyor bile. Temizlemektense evini değiştiriyor. 90 defa, 90 yıl yaşayıp 90 defa taşınan bir ressam Hokusai.
bu müthiş ressama saygıyla. Bu eski resimlerden de görüyorsunuz, Japonlar başlarının en büyük belası depremlerin catfish dediğimiz, bizde de olan bu catfish dediğimiz derelerde ya da işte tatlı sularda yaşar ve böyle hani bıyıklı falan böyle zor ölen bir balık vardır. Çamurlu sularda yaşar falan. O balığın yer altındaki hareketlerinden deprem olduğuna inanıyorlarmış zamanında. Bu da Japonların yerel ticaret gemisinin bir replikası, bir örneği. Özellikle Kyoto ve Osaka civarından işlermiş bu tekneler. Japonların ilk bilinen ilk dini Şintoizm. Şintoizm'de de değişik tanrılar var ve bu her tanrı ayrı bir işlevi var her tanrının. İşte kimi ticarete ticaret için, kimi sağlık için. Bu da ticaret tanrısının arabası. Bu araba yılın belirli dönemlerinde gösteri amaçlı olarak, dini tören amaçlı olarak kenti gezdiriliyordu. Ta ki Shogun'un bulunduğu yere kadar. Şintoizm'den sonra Budizm buraya geliyor ve Budizm de onları çok etkiliyor ama Şintoizm'i de bırakmıyorlar. Ya biz diyorlar Budizm'e de inanalım, Şintoizm'e de inanalım. İkisine birden inanalım diyorlar. İşte öyle kurtarıyorlar kendi dinlerini. Fakat şu anda dini inanış Japonya'da bayağı azalmış durumda. Gördüğüm en salakça savaş stratejisi. Japonlar 2. Dünya Savaşı'nda bu balonlardan yapıyorlardı. Altına da bol bol bomba yerleştiriyorlardı. Ve yapıp yapıp rüzgarla bırakıyorlardı Amerika'ya gitsin diye. Tabii düzinelerce bıraktılar. Sadece birkaçı Amerika'ya ulaştı ve 6 kişinin ölümüne mal oldu. Yani bu kadar aptalca bir strateji olamaz. Kimi öldüreceğim belli değil. Gönderiyorsun bir sürü mühimmatı yüklüyorsun buna. Ve nereye düşeceği belli değil. Çoğunu kaybediyorsun falan. Ama çaresizlik demek ki, o kadar ulaşamıyorlardı ki Amerika'ya. Böyle bir yöntem bulmuşlardı. Amerika ise o acı nükleer bombalarından iki tane atıp Japonya'ya diz çöktürmüştü. Tokyo Müzesi'ndeki günüm son buldu. Horiko'ya çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde, sizin adınıza da teşekkür ediyorum. Bu bilgileri aldık. Onun sayesinde. Thank you very much. Thank you. Arigato gozaimasu. Thank you. Bye-bye. Tokyo'daki turumu Shinjuku Gyoen Parkı'nda bitiriyorum. Burası Tokyo'nun o kasvetli havasından, o binalarından kaçanların uğrak yeri aslında. Çok huzurlu bir yer, çok güzel. Özellikle sonbaharda çok güzel ve tabii ilkbaharda da. Tokyo'daki günlerim de böylece son buldu. Hatta Japonya böylece son buldu. Artık Amerika'da görüşeceğiz. Bu son videoma da sevgili lise arkadaşım Hasan Peksel yine destek göndermiş. Çok sağ olsun Doktor Hasan Peksel. Ona da çok teşekkür ediyorum desteklerinden ötürü. Bu videoda onun da payı var, onun desteğinin de payı var. Evet, Asya turum bitti. Birinci yılımı doldurdum böylece. Sırada Amerika var. Meksika'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.